Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Olacak, olacak. İktidarda olacak, olacak. Evet. Yapacaklarımızın bir ön izlemesini gördünüz. Ve emin olun, siz izlerken ben de izledim ve güzel şeyler öğrendik. Önce umutsuz olmamamız gerektiğini bize öğrettiler. Bu müthiş isimler, bu güzel isimler, ülkesine destek olmak isteyen, bu büyük derlenmeye, toparlanmaya omuz vermek isteyen isimler, inanın çığ gibi büyüyecek. Ben sizi bir adaya oy vermeye çağırmıyorum derken neyi kastettiğimi herhalde anlamış oldunuz. Net anlaşılsın istiyorum. Türkiye'yi tek bir kişi değil, liyakate dayalı bir sistem yönetecek. Açıkça söylüyorum, Türkiye'nin kökten bir değişime ihtiyacı var. Herkes için çalışan bir sisteme ihtiyacı var. Bakın görüyorsunuz, böyle bir Türkiye mümkün ve emin olun iktidara geliyoruz. Ve bu köklü değişimi gerçekleştireceğiz. Bu ülkede hiç kimse korkuyla uyanmayacak. Vatandaş çalışan bir sistemin, yani oluşturacağımız sistemin ülke ekonomisini, sanayisini, esnafını, emekçisini koruyacak, bunu çok iyi bilecek. Bireyler, yönetenler gelip gidecek ama ülke bir daha asla savrulmayacak. Bu benim güzel ülkeme bırakacağım en büyük ve en güzel mirasım olacak. Bugün verdiğimiz kavga Türkiye'nin yarın nasıl bir ülke olacağının kavgası. Nasıl bir Türkiye hayal ettiğimizin davası. Sanıyorum bu açıklamaların tümü bunları göstermiştir. Bugün bu sahneden size ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak seslenmiyorum. Kuracağımız sistemin büyük güç birliğinin bir parçası olarak sesleniyorum. Söylemiştim, bu siyaset üstü güç birliği sizlerle birlikte çalışınca tamamlanacak. Bir de bizim siyasal birlikteliğimiz var tabii. Yani altılı masa. Türkiye için bir araya gelen, kalbi Türkiye için atan altı vatansever liderin masasıdır o. Bu değerli insanların en büyük motivasyonu aldıkları ya da alacakları oylarda değil. Ülke söz konusu olunca ideolojik farklılıklar teferruattır dememiz bu masanın en büyük gücüdür. Zorbalığa direnen, her türlü kara propagandaya rağmen kenetlenen altı lideriz biz. Türkiye için kenetlendik. Halkımızın haysiyetli yaşamı için kenetlendik. Biz altı lider olarak birlikte yürümeye devam edeceğiz. Türkiye'de gerçek bir demokrasiyi inşa edeceğiz. Anayasamız hazır. Ekiplerimiz, kadrolarımız gece gündüz ortak bir program için çalışıyorlar. Bizim siyasi, ahlaki ve vicdani birliğimiz, bakın bu birlikteliği bir daha ifade edeyim, ahlaki ve vicdani diyorum. Meral Hanım'ın partisini kurarken nasıl bir mücadele verdiğini ben çok iyi biliyorum. Meral Hanım merttir. Temel Bey bu altılı masayı kurarken sırtına nasıl bir yük yükleneceğini bilmiyor muydu? Biliyordu. Ama Temel Bey bilgedir ve cesurdur. Ahmet Bey'le
vatan söz konusu olduğunda bir araya gelmekten bir an bile tereddüt etmedik. Onun deneyimi ve entelektüel birikimi bize her türlü katkıyı sağlayacak. Ben Gültekin Bey'de Menderes ve Demirel'in gençliğini, onların ruhunu görüyorum. Ali Babacan'ın uygulama tecrübesini ve başarısını biliyorum. Altını çiziniyorum, bütün dünyada bu gerçeği biliyor. Yani özetle bu zaferi iyi, cesur ve yürekli, dürüst insanlar kazanacak. Türkiye dahil dünyanın her yerinden işinde en iyi uzmanlar ve siyaset üstü vatanseverlerimizle bunun için buluştum. Altılı masayı oluşturan partilerimizin de çok iyi kadroları var. Bu değerli insanlarla birlikte çalışıyoruz. Tabii ki en iyileri bulmak yetmez. Onların elini güçlendirmek de gerekir. Bu büyük birlikteliğin başarılı olması için kaynağa ihtiyacı var. Açık ve net söylüyorum, Bay Kemal bu sorunu da çözdü. İktidarımızın ilk 6 ayında milletimizin ferahlaması için hızlı çözümlerimiz hazır. İlk adım halkımıza nefes aldırmak. Sonra kalıcı refah sağlayacağız. Gerçekleştirdiğim uluslararası temaslarda toplamda 5 trilyon 461 milyar dolarlık fon yöneten yatırım bankaları ve girişim sermayesi fonlarıyla verimli toplantılar yaptım. Aralarında tefeci yoktu. Aralarında kara para sahipleri yoktu. Aralarında baronlar yoktu, şaibeli kişiler yoktu. Peki ne vardı? Dijital teknoloji vardı. Yapay zeka vardı. Makine öğrenimi, finansal teknolojiler ve yeşil enerji gibi önemli sektörlere büyük yatırımlar yapan kurumlar vardı. İktidarımızın ilk 3 yılında en az 100 milyar dolar doğrudan yatırım gelecek. Ben bu parayı kesinlikle getireceğim. Peki bu yeter mi? Hayır. Dünyanın her yerinde bağımsız çok büyük varlık fonları var. İktidarımızın ilk 3 yılında onlardan da en az 75 milyar dolar yatırım alacağız. Ayrıca yeri yurdu, kaynağı belli, temiz ve sürdürülebilir fonlardan en az 150 milyar dolar yatırım getireceğiz. Özellikle hedefimiz Avrupa'nın ve Uzak Doğu'nun emekli fonları olacak. Norveç ve Singapur gibi. Peki sadece bu kadar mı? Hayır. Türkiye büyük kaynaklara ve potansiyele sahip bir ülke. Ancak yolsuz yönetim yüzünden halkımız hiçbir şeyden pay alamıyor. Ama Bay Kemal çetelerle ve yolsuzluk yapanlarla mücadele etme sözü verdi. Çünkü ben kirli sermayenin adamı olmam. Kirli sermayenin çaldığı 418 milyar doları borçları olarak onların defterlerine yazdım. Ben biliyorum. Onlar neden sürekli benimle görüşmek istiyorlar? Neden aracılarla haber gösteriyorlar? Neden arkamdan iş çeviriyorlar? Neden anketçileri sureti muhalefetten gözüken medya kalemlerini satın alıyorlar? Kuruş kuruş, kuruş kuruş. Dünyanın neresinde neyiniz varsa hepsini biliyorum. Bu parayı hukuk içinde sizden alacağım. Kurtulamazsınız.
Değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, bu ülkede ücretli çalışanlara hiçbir zaman büyümeden pay verilmedi. Yetmezmiş gibi sahte enflasyon oranlarıyla çalışanların maaşları gasp edildi. Bugün devleti yönetenlerin bu ülkenin onurlu çalışanlarına borcu var. Bizim yaptığımız hesaplara göre devletin maaş alanlara, yani ücretlilere en az 300 milyar dolar borcu var. Biz bu borcu ödemeye geliyoruz. Nasıl ödeyeceğiz? Çalışanlar için gelir vergisi tarifesini yeniden düzenleyeceğiz. Sırtlarındaki vergi yükünü alacağız. Para onların cebine yansıyacak ve biz borcumuzu ödemiş olacağız. Gerçek zenginleşme de böyle olur sevgili dostlarım. Halkın olanı halka geri vererek. Bunun gereğini yapacağım. Herkes inanmalı. Özetle, bir, güven ortamı yaratarak yatırımı çekeceğiz. İki, temiz yönetimle halktan çalınanları halka iade edeceğiz. Üç, akılcı yönetimle Türkiye'yi hızla krizden çıkaracağız. Bunları yapacağız. Ama yetmez. Halkımızı zenginleştireceğiz. Kalıcı refaha ulaşacağız. Vizyonumuz, yol haritamız, projelerimiz hazır. Tüm bu projelerimizi Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa etme başlığı altında birleştirdim. Halkımızı kalıcı zenginliğe ulaştıracak projelerimizi 5 kolona ayırdım. Çok sayıda somut proje üzerinde çalıştık. Birkaçını şimdi anlatacağım. Geri kalanını ise önümüzdeki günlerde teker teker anlatacağım. Gelelim başlıca kolonlara. Birinci kolon. Bugün detaylarını Sayın Rifkin'in ve Sayın Böke'nin anlattığı kolon. Endüstriyel dönüşümü gerçekleştirme kolonu. Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artırarak topyekün kalkınmayı böyle sağlayacağız. Tüm Türkiye'yi kapsayacak bir üretim, ticaret ve finans ağı oluşturacağız. 50 ili kapsayan 8 bölgede özel ekonomi bölgeleri oluşturacağız. Esnek, kendine özel mevzuata tabi, inovasyon odaklı özel ekonomi bölgeleri olacak. Türkiye genelinde bir üretim ve ihracat hareketi başlatacağız. Bahsettiğim modelde limanlar, tersaneler, tarım bölgeleri ve dijital yatırım bölgeleri var. Tüm Türkiye üretecek. Başta İstanbul olmak üzere metropollere yığılan nüfus, içi boşaltılan Anadolu'da istihdam imkanı bulacak. Böylelikle bu modelde Marmara ve Ege bölgesinden tersine göç teşvik edilecek. İkinci kolonumuz iş gücü dönüşümü. Çünkü bu kalkınmayı gerçekleştirmek için eğitimde fırsat eşitliğine ve üniversitelerimizin bilgi üretmesine, yüksek yetenek inşasına ve köklü değişimi gerçekleştirecek nitelikli iş gücüne ihtiyacımız var. Bunu hızla hayata geçireceğiz. Üçüncü kolon, enerji. Dünyanın içinde bulunduğu enerji krizi derinleşiyor. Bu yüzden enerjide bağımsızlığımızı sağlamak önceliğimiz olacak. Bunun iki yolu var. Birincisi, temiz enerjiye yatırım yapmak. İkincisi ise özellikle Akdeniz havzasındaki avantajlı konumumuzu kullanmak. Türkiye'yi enerjide tek kutuplu konumdan çıkarıp herkesin güvendiği bir iş ortağına dönüştürmek. Türkiye'yi enerji depolama, işletme ve dağıtım merkezi haline getirmek. Unutmayınız, yeraltı kaynaklarına sahip olup olmamak bizim elimizde değil. Ama yüksek teknolojiyle iş yapmak ve refaha ulaşmak bizim elimizdedir. Bir başka anlatımla petrolün nerede olacağını tayin edemeyiz. Ama çipin nerede üretileceğine
biz karar verebiliriz. 21. yüzyılın en önemli yarış alanı çip üretimidir. Herkesin bunu bilmesini isterim. Tabii enerji krizi karşı karşıya kaldığımız tek global kriz değil. Önümüzdeki yıllarda daha da artacak olan gıda krizi var. Bu yüzden 4. kolonumuz gıda bolluğu ve bereketi. Çünkü aç çocuklarla endüstriyel devrimi gerçekleştiremeyiz. Bir daha ifade edeyim. Aç evlatlarımızla endüstriyel devrimi gerçekleştiremeyiz. Milletimizin en büyük zenginliklerinden biri bereketli topraklarımız. Bu beceriksiz yönetim bizi buğdaya da nohuta da dışa bağımlı hale getirdi. Artık egemenliğimizi kısıtlayan bu düzeni değiştireceğiz. Göreceksiniz bu düzenin nasıl değiştiğine 85 milyon da bütün dünyada tanık olacak. Türkiye tarım ve hayvancılıkta bölgenin en güçlü ülkesi haline getireceğiz. Çok kısa bir süre içinde de ihracat devi olacağız. Havza bazlı planlama yapacağız. Ekilmedik toprak kalmayacak bu ülkede. Hiçbir çiftçimiz asla zarar etmeyecek. Süt üreten de kazanacak, et üreten de kazanacak. Hiçbir çocuğumuz bu topraklarda yatağa aç girmeyecek. Nokta. Beşinci kolonumuz hızlı istihdam artışı. Projelerimiz ile bu bölgelerde ilk etapta yaklaşık 3,5 milyon kişi istihdam edilecek. Sürdürülebilir iş edinme programları başlatılacak. 5 yıl içinde 13 milyon 500 bin kişi sürdürülebilir iş edinme programlarına dahil edilecek. Tüm bunları gerçekleştirdiğimizde halkımız zenginleşecek. Kişi başına düşen milli gelirimizi 20 bin doların üzerine çıkaracağız. Bunu Türkiye'deki 85 milyon da bilecek, dünyada bilecek ve görecek. Emeğin değeri artacak. Temiz yönetim ve güçlü sosyal devletle hem gelir hem de fırsat eşitliği sağlanacak. Ben şimdi vizyonumuzu kısaca özetlemek istiyorum sizlere. Sayın Rifkin'in Almanya ve Çin'de yaptığı çığır açan endüstriyel dönüşümü Türkiye'de de yapacağız. Selin Hanım, üretimi dönüştürürken 3 temel hedefi gözeteceğimizi söyledim. Güvenceli işler yapmak, teknolojik dönüşümü ve yeşil üretimi sağlamak. Darın Acemoğlu dedi ki, sağlıklı bir Türkiye ekonomisinin olmazsa olmazı demokrasidir. Demokrasiyi inşa edeceğiz. Faik Bey ifade etti. Türkiye kral değil, kural istiyor. Kurallı ekonomiyi getireceğiz. Hacer Hanım, aileyi nasıl koruyacağımızı ve yoksulluğu nasıl bitireceğimizi anlattı. Ufuk Bey, Türkiye için sanayi ve istihdam alanında yapılması gerekenleri verilerle anlattı. Refet Bey, makroekonominin hangi anlayışla yönetileceğini aktardı. Hakan Bey, para politikalarının nasıl Türkiye'yi hızla zenginleştireceğini konuştu. Değerli dostlarım, değerli yol arkadaşlarım, bizi dinleyen saygıdeğer vatandaşlarım, özetle siyasette siyaset üstü liyakatli kadrolar bir arada çalışacak. Yine ifade edeyim. Bu toplantıda zaten vurgulamak istediğimiz öz bu. Siyasette siyaset üstü liyakatli kadrolar bir arada çalışacak. Çalışma prensipleri asla sıcak siyasetin ajandasına kurban edilmeyecek. Gelen iktidarlar ekonomiyi, sanayiyi kendi siyasal ajandalarına göre manipüle edemeyecekler. Bağımsız kalması gereken kurumlar bağımsız kalacak. Çünkü inşa edeceğimiz büyük güç birliği kalıcı bir sisteme dönüşecek. Ve kuracağımız sistem devletin rasyonel yönetilmesi gereken can damarlarını koruyacak. Sistem güçlendikçe ülke artık
sürekli yapısal krizlerle de asla karşı karşıya kalmayacak. Şu an iktidarın getirdiği enflasyonist ve değersiz Türk lirası ekonomisiyle emeği ucuzlatan politikaları derhal çöp sepetine atacağız. Bunun yolu endüstriyel dönüşümü sağlamaktır. Burada da ekiplerimiz hazır. Birinci ve ikinci sanayi devrimlerinde geç kaldık. Emin olun ki ortaya koyduğumuz bu vizyonla yeni sanayi devriminin tam merkezinde olacağız. İşte böyle yapacağız. Merak etmesin hiçbir arkadaşımız, dostumuz, vatandaşımız. Söylediğim gibi bu dönüşümü gerçekleştirecek parayı da bulduk. Altyapıyı kurguladık. Planımız, projelerimiz ve insan kaynağımız hazır. Önce teknolojik yatırımları Türkiye'ye davet edeceğiz. Endüstriyel altyapıyı dönüştüreceğiz. Vizyonumuzu hayata geçireceğiz. Böylece Türkiye kalkınacak ve zenginleşecek. Daha da önemlisi, bu zenginlik tabana yayılacak. Halk zenginleşecek. Refah adil dağıtılacak. Güçlü bir sosyal devletiyle Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında halkımızı hak ettiği refaha ulaştıracağız. Zengini zenginleştiren, fakiri fakirleştiren bu düzenin sonuna geldik artık. Yanımızda en iyi insanlar var. Elimizde olanaklar var. O zaman yapılacak tek bir şey kaldı. Kazanmak. İnanın başaracağız ve inanın kazanacağız. Altılı Masa hem Cumhurbaşkanlığını hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu alacak. İzmir İktisat Kongresi'nin açış konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize miras olan şu cümleyi söylüyor. Halkın sesi hakkın sesidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Halkın sesiyiz, hakkın mücadelesini veriyoruz. Adalet istiyoruz. Açık konuşmak zorundayım. Önümüzde aylar sürecek uzun mücadeleler ve ıstıraplar var. Korkunç kara propagandalar olacak. Çünkü medya ve kamu kaynakları onların elinde. Ama sonunda hak galip gelecek, halk galip gelecek. Bu her zaman böyle olmuştur. Çünkü halkın sesi hakkın sesidir. Lamıcımı yok, bu zorba gidecek. Halktan çaldıkları her şey yine halka dönecek. Zafer bizim olacak. Bunun için doğrul milletim diyorum. Doğrul milletim. Asla başını eğme. Ayağa kalkın gençler. Ayağa kalkın kadınlar. Ayağa kalkın çocuklar. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Söz veriyorum, bu ülkeye hak, hukuk ve adalet mutlaka gelecek. Ve söz veriyorum, bu ülke küllerinden yeniden doğacak. Söz veriyorum, Atatürk'ün vizyonunu hayata geçireceğiz. Söz veriyorum, yaşama sevincini geri alacağız. Çünkü ancak biz kazanırsak Türkiye kazanır. Önce kendinizi alkışlayın. İktidara geliyoruz değerli arkadaşlarım. İktidara geliyoruz. İktidara geliyoruz. En ufak bir endişeniz olmasın. Dünyanın gözünün içine bakın. Bir daha söylüyorum. Dünyanın gözünün içine bakın ve haykırın. Ey dünya, Türkiye senin ucuz iş gücü alanın olmayacak. Türkiye senin mülteci kampın olmayacak. Türkiye senin çöp depolama alanın
olmayacak. Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya. Sana rakip olmak için. Türkiye bir yıldız gibi parlayacak. Yeni Türkiye hayalimiz için yola çıkıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.